Yani o cinsel gerilim hep olacak. Bu gerçekten böyle. Çünkü evrimsel olarak biz önce yemeye, ondan sonra üremeye programlı olduğumuz için bu arkadaşlık ilişkisini kurmadan önce dürtüsel olarak çiftleşmek istiyoruz arkadaşlıktan önce. Çünkü bizim beynimizin arka kısmı, amigdalamız bu arkadaki bu kısım çok daha önce evrimleştiği, limbik sistemimiz falan çok daha önce evrimleştiği, beynimizin ilk bölümleri buralar, vahşi reptilian brain dediğimiz, vahşi beynimiz en erken oluşmuş olan beyin olduğu için ilk düşündüğümüz şey çiftleşmek. Arkadaşlar, ince işler kılanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi ısrarla anlatmaya and içtim. Yıllardır devam ediyorum. Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Mükemmelim ben. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi size bir videonun remake'ini yapıyorum bu sefer. Ne demek remake? Yani zaten çektiğim bir videoyu yeniden editlenmiş ikinci baskı olarak yapacağım. Kadın ve erkek gerçekten arkadaş olabilir mi? Bunun videosunu daha önce çekmiştim ama yıllar önce çekmiştim. Şimdi zaten artık o kadar çok video çektim ki benim ne kadar değiştiğimi görmek ve o videolara eklemeler yapmak için bazen genişletilmiş baskı ya da değiştirilmiş baskı gibi bu videoları yapacağım. Şimdi size Instagram'da bazı videolar izledim. Oradan esinlendim aslında. Kadın ve erkek gerçekten arkadaş olabilir mi? Bunun koşulları nelerdir? Ve arkadaş olamaz diyenler bunu nasıl savunuyorlar? Ben ne düşünüyorum? Bunları anlatacağım. Hazırsak başlayalım mı arkadaşlar? Lütfen abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve de yorum yapmayı unutmayınız. İnce İşler TV ve Ben Özgür Uysal Instagram hesaplarını takip ederseniz o zaman etkinliklerden daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bizi çok seviyorsanız katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilir. Aynı zamanda yayınladığımız ama yayından kaldırdığımız, yayınlamadığımız ve sadece üyelere özel olarak yaptığımız canlı yayınlarımızın videolarını ve eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sizler sayesinde bu videoları çekmeye devam ediyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi iki tane video izledim bu kadın erkek arkadaşlarıyla ilgili. Bu arada açıklama bölümüne koyuyorum. Instagram videolarının linklerini. isterseniz gidip oradan izleyebilirsiniz. Bir tanesi sokak röportajı. Gidiyorlar kadınlara ve erkeklere soruyorlar. Kadın ve erkek arkadaş olabilir mi diye. Tek tek mikrofonu uzatıyor. Kadınlar diyorlar ki evet olabilir. Erkeklerin hepsi diyor ki yani tabii sokak röportajı da sonuçta hani istediğini kesebilirsin, istediğini kesemezsin. Ayrı bir konu ama erkeklerin hepsi de hayır olamaz diyor. Kadın erkek arkadaş. Kadınların hepsi de arkadaş olabilir diyor. Erkeklere soruyorlar niye diyorlar. E çünkü yani eninde sonunda sevişmek isterim diyor erkekler. Kadınlara soruyorlar. Diyorlar ki peki en Yakın arkadaşınız var mı ya? Yani yakın erkek arkadaşlarınız var mı diyorlar. İşte hepsi bir isim söylüyor. Can, Denver, bilmem ne filan isimleri söylüyor. işte Mike filan. Peki diyor mesela Mike diyor. Sence senden hoşlanıyor mu diyor? Adı, röportajı yapan. E hoşlanıyor diyor. Peki izin versen diyor bu fırsatı değerlendirir mi? Yani seninle yatar mı ya da seninle sevgili olur mu diyor. Evet diyor kadın. Ama diyor ki arkadaşız diyor. Yani aslında kadın o arkadaş dediği erkekle yaşadığı cinsel gerilimi biliyor. Ama bunu kontrol altında tutuyor arkadaş olarak. Kadınlar daha çok hani arkadaş olabileceğine inanıyorlar. Çünkü ben erkeği orada tutarım diyor kadın aslında. Erkeklerde aslında yani ben her kadınla bir noktada sevişmek istediğim için yakın dururum. Yakın duruyorsam sevişmek istiyorum dura geliyor erkeklerin arkadaşlığı da. Dolayısıyla kadınlar erkeklerin bu dürtülerini bastırabileceklerini, erkeklerse bu dürtülerin hep orada olduğu için arkadaş olamayacaklarını düşünüyorlar gibi gözüküyor videoda. Sonra bir başka video daha izledim. Bir stand-up komedini. Gösterisinde bir kadınla erkek yan yana oturuyor ve soruyor onlara. Aa siz diyor arkadaş sevgili misiniz diyor. Kadın diyor ki hayır en yakın arkadaşım diyor. Best friend'im, en iyi arkadaşım diyor. En yakın arkadaşım diyor. Adam da tabii anlıyor konuyu diyor ki yani daha ne kadar diyor etrafında dolanacaksın o kadının diyor erkeğe. Hesabı sen mi ödüyorsun bugünün diyor. Erkek bir şey demiyor falan böyle ama hesabı o ödediğini anlıyoruz. Herkes gülüyor falan. Hem diyor hesabı ödüyorsun diyor. Peki diyor yani daha ne kadar diyor o kadının diyor etrafında gezeceksin bir gün acaba hani benimle sevgili olur mu diye diye soruyor. Zorluyor yani erkeği. Kadına da diyor ki daha ne kadar onu etrafında böyle gezdireceksin diye onu da zorluyor. Sonra yan tarafta bir masada iki tane kadın var hemen yan masada. Diyor ki sence diyor yakışıklı mı diyor adamı adam için soruyor o iki kadına yakışıklı diyorlar hadi git diyor otur diyor onların masasına diyor sonuçta diyor o da diyor senin en iyi arkadaşınsa anlar seni diyor yanında oturdu arkadaş için adam gidiyor masaya oturunca kadın bir bozuluyor hani en iyi arkadaş olarak tutuyor ama biliyor aslında onun yörüngesinde gezdiğini orbiting deniyor ona da öyleymiş orbiting onun böyle yörüngesinde takıldığını biliyor kadın aslında ama onu böyle en iyi arkadaşım diye gezdiriyor yanında gibi bir sonuç çıkıyor bu da böyle yani bir stand up gösterisinde o cereyan etmiş bir olay yani kurgu değil belli ki. Dolayısıyla buradan çıkarım şu. Aslında kadınlar arkadaş olabileceklerini düşündükleri erkekleri ya da erkekleri genel anlamda hepsinden bahsetmiyorum etraflarında iyi bir alternatif olarak tutuyorlar ve o cinsel gerilim onların onlardan o hoşlanma hali kadınlara kendini iyi ve değerli hissettirdiği için aslında erkekleri bile bile hani bir fırsat verseler onu değerlendireceğini bile bile erkekleri orada o yörüngede o mesafede tutuyorlar o flört mesafesinde. Hem ilgi alıyorlar oradan hem yani oradan besleniyorlar o erkeğin o cinsel gerilimi ve hafif flörtöz ama arkadaş canlısı hali onların hoşuna gidiyor. Hem de aynı zamanda uzun vadede iyi bir alternatif bulamazlarsa e işte kırkımızdan sonra evlenmezsek birbirimizle evlenir miyiz gibi anlaşmalar yapılarak aleni ya da gizli. Onları aslında etrafta tutmaya çalışıyorlar gibi bir durum var. Şimdi geneli bu böyle yani genel anlamda bu böyle gözüküyor. Şimdi araştırmalar da bunu gösteriyor. Ben o önceki videomda da onu söylemiştim. Kadınlar daha çok arkadaş olabileceklerini düşünüyorlar erkeklerle. Erkeklerin kadınlarla ben arkadaş olabilirim diyen Kısmı çok az küçük bir kesim Tabii heteroseksüel bir ilişkiden bahsediyorum yani bir gay bir erkekle bir kadın çok güzel bir ilişki kurabilir hatta en iyi arkadaşı olabilir ona en iyi erkekleri ayarlayabilir o onu ayarlayabilir Falan bir sürü hikaye olabilir yani ortada o çok iyi bir alışveriş yani ama onun dışında e, yani eğer heteroseksüel iki bireyse bu eninde sonunda ilişki test edilmek zorunda kalıyor gibi bir çıkarım var. Şimdi ben huzurlarınızda Cenk Hoca'dan özür dilemek istiyorum. Çünkü ilk videomda böyle bakarken hani kız kadın erkek arkadaş olabilir mi hakkında kimler konuşmuş diye onun bir tane videosuna denk gelmiştim. O da kendi düşüncelerini söylüyordu. Nedense işte gençliğimden ya da o andaki psikolojimden, bir şeyimden yüklendim videomun içerisinde Cenk Kocaya Ve gerçekten çok da tatlı bir insan bu arada. Sonrasında takip etmeye başladım, izledim falan. Çok tatlı bir insan yani. O onun kendi düşüncesiydi. Saygı göstermem gerekirdi. Yapmadım. Bununla dalga geçmek istedim. O anda komik geldi yani benimle dalga geçmek. Ama bunu ya bence yapmamalıydım. O yüzden yani aradan geçmiş yıllar olmasına rağmen şu anda kıymeti var mıdır yok mudur bilmiyorum ama ben kendisine özür dilemek istiyorum. Saygılar, sevgiler diyorum. Çünkü orada aslında söylemek istediği, onun da söylemek istediği ateşle barut yan yana durmaz derken aslında kastettiği şuydu. Yani o cinsel gerilim hep olacak. Bu gerçekten böyle. Çünkü evrimsel olarak biz önce yemeye, ondan sonra üremeye programlı olduğumuz için bu arkadaşlık ilişkisini kurmadan önce dürtüsel olarak çiftleşmek istiyoruz. Arkadaşlıktan önce. Çünkü bizim beynimizin arka kısmı, amigdalamız bu arkadaki bu kısım çok daha önce evrimleştiği, limbik sistemimiz falan çok daha önce evrimleştiği. Beynimizin ilk bölümleri buralar, vahşi, reptilian brain dediğimiz. Vahşi beynimiz en erken oluşmuş olan beyin olduğu için ilk düşündüğümüz şey çiftleşmek. Çok da normal bir şey. Sonra biz kortekslere, yani bizim irade dediğimiz, medeniyet dediğimiz, mantık dediğimiz, kendimizi ikna ettiğimiz yok oğlum ya, ne alakası var? Niye sevişeceksin? Ya o hiç öyle düşünmüyor. Ya şimdi yani bu arkadaşlığı berbat etme ya da işte hani o seni ikna eden, sevişmemen gerektiğini söyleyen o korteksler sonra olgunlaştığı için önce sevişmek istiyor erkek, sonra yok oğlum filan diye kendini ikna ediyor. Kadınlarda amigdala organı daha küçük ve daha erken olgunlaştığı için kadınlarda bu kadar dürtüsel bir yaklaşım yok. Yani kadınlar da belki ilk anda evet o sevişme isteğiyle yaklaşıyorlar ama onlarınki çok daha kısa sürüyor ve çok daha hızlı kontrol altına aldıkları kortekslerle çok daha iyi hareket edebildikleri için onlar daha hızlı şeye geçiyorlar. Yani yo ben bununla sevişmeyeyim ya da işte bunu cepte tutayım ya da bununla arkadaşlığım bana daha çok fayda sağlar. Daha daha çok hizmet eder, daha beni mutlu eder uzun vadede filan gibi şeyleri, regülasyonları, mantıksal çıkarımları kadınlar daha hızlı yapıyorlar. Erkeğin oraya gelmesi zaman alıyor. O, o böyle her an böyle şimdi sevişir mi acaba? İşte hele ki iki, iki içkiden sonra filan iyice artık korteksler morteksler iptal olunca iyice direkt yani hani ya sevişelim be filan hani gereksiz sinyaller, gereksiz flörtleşmeler filan hani kadınların o öyle mücadelesi çünkü çok yaşandı bunlar yani. Benim de hani arkadaşmış gibi oldu ama böyle iki içkiden sonra böyle yazmaya başladığım ama sonra beni geriye dönüp sabahleyin ulan ya kız beni ne idare etti abi bütün akşam diye pişman olduğum çok akşamlarım var. Yani bayağı beni idare ettiğini görüyorum. Bu hafızadan böyle geliyor anılar. Diyorum ki ya Özgür yani yıllardır da arkadaşsın. Yani ne yazdın oğlum diyorum. Yani ne ne yürüdün ne yürüdün. Bir de amaç yok, hiçbir şey yok. Yani tamamen hayvansal. Yani içmişim sarhoş olmuş ve tamamen şey için yani. Hani çakırım ya. Yani bir anda o dürtüler devreye girmiş. Yani orada bir sürü dünya üzerinde insan var sevişebileceğin ama o yani yakınında ya kolay ulaşacak. Beyin direkt şeye gelmiş ya mala bağlamış. Kadın oraya gelmiş yani o da beni idare ediyor. Yani diyor ki ya tamam Özgür falan çünkü biliyor ki hani ayıldığım zaman korteksler devreye girdiğinde tekrar reboot yani sistem restart'a geldiğinde yine iyi bir arkadaş olmaya <laughs> devam edeceğim. Yani o da onu biliyor. Dolayısıyla çok böyle test edildi benim de arkadaşlıklarım. Ama şunu söyleyeyim. Olabilir mi arkadaş olabilir. Nasıl olur? Bir insanla 10 sene boyunca ilişki yaşadığın zaman onunla en iyi arkadaş oluyorsun. Yani bir kadınla arkadaş olmanın en önemli kurallarından bir tanesi onunla belli bir cinsel doyuma ulaşmış olmak. Belli bir cinsel doyuma ulaştıktan sonra sevgilin senin en iyi arkadaşın oluyor. Bir kadınla bir erkeğin arkadaş olabilmesinin birinci koşulu bu. Daha doğrusu senaryosu bu. Hani herkes cinsel doyuma ulaştıktan sonra arkadaş olabilir demiyorum. Ama en etkili ve güzel yolu budur. İnci benim en yakın arkadaşım mesela. Çünkü artık sadece dürtüsel değil, oturup birbirimizle sohbetsel, hayatsal bir sürü şey paylaşıyoruz. Bir çocuk paylaşıyoruz, bir hayat paylaşıyoruz, bir ortak kaygılarımız var, ortak bir hayatımız var. Yani bir sürü paylaştığımız konu var, geçmişimiz var, geleceğimiz var, önümüzde baktığımız. Bu da bize en yakın arkadaş yapıyor. Şimdi ben bir kadınla arkadaş olabilir miyim? Olurum. Benim en yakın arkadaşım bir kadın. Bunu cepte, bunu koyalım. Şimdi gelelim ikinci senaryoya. Arkadaş başlayıp daha sonra ulan bu arkadaşlık acaba sevgililik mi gibi bir yanılgıya düşüp en iyi arkadaşınla sevgili olup sonra ya yok ya, yok yok sevgililik değilmiş bu. Biz arkadaş olarak iyiymişiz diye yaşanmış ayrılıklar vardır ya, işte onlar da arkadaş kalabilirler. Çünkü arkadaş olarak başlamış ve bir yanılgıyla sevgili olmuş sonra tekrar arkadaş olmuşsanız zaten onu artık test etmişsinizdir. Yani o dürtüselliği test etmiş, yaşamış, olmayacağına kanaat getirmiş, başladığınız yere geri dönmüşsünüzdür. Ve o aslında ilişki yolculuğunu tamamlamıştır. O insanla da arkadaş olabilirsiniz. Kalabilirsiniz arkadaş o insanla. Çünkü denenmiştir, yaşanmıştır ve artık onun olmayacağı anlaşılmıştır ve asıl ilk başladığınız ve ilk ilişkiyi kurduğunuz arkadaşlara geri dönmüşsünüz. Asla olamayacak iki arkadaşı söyleyeyim. Tutkulu yaşanmış bir ilişkide ki iki kişi eğer ilişki direkt flört ve cinsellikle başladıysa o iki kişi arkadaş olamazlar. Bu bence böyle. İstisnalar olabilir ama çok tutkulu olarak başlamış. Sadece o cinsel gerilim ve flört üzerine başlamış ve kurulmuş bir ilişki sonrasında arkadaşlığa dönmez. Yani biz arkadaş kalalım yalandır orada. Olmaz. Denendi, çabalandı, sıçıldı, batırıldı yine olmadı denendi çabalandı sıçıldı sıçılmayı bırak o sıçma ile birlikte diğer ilişki de katledildi yine olmadı dolayısıyla olmadı olmaz olmuyor olan varsa yazsın onu da söyleyeyim. Bir diğeri de arkadaş olabilecekler bence. Arkadaş olarak başlayıp cinsel o gerilimi yaşarken yani o hani acaba biz flörtleşir miyiz filan derken daha iyi iki alternatif bulmuş çiftler yani arkadaşlar çift dediğim arkadaş kalabilirler. Yani biriyle arkadaşsın ama böyle hani Flört edebilirsin de hissediyorsun onu, bir cinsel gerilim var yani bir cinsellik senaryosu var ortada ama fırsatı olmuyor ama bir şey ama bir taraf tutuyor bir şey sonra zaman geçiyor iki tarafta kendilerini sevgili buluyorlar ama iyi iyi yani gerçek anlamda sevgili buluyorlar öyle alternatif idareten değil sevgili buluyorlar hatta evleniyorlar filan işte o iki kişi zaten arkadaş olarak başlamıştı evet arada bir belki böyle bir flört gibi bir şey vardı ama iki tane asıl aradıkları partneri buldular o iki insan da arkadaş kalabilir bu da. Yine yine kadın ve erkeğin gerçekten arkadaş olabileceği bir senaryodur. Yani üç tane senaryo var. Bir arkadaş olarak başlayıp ilişkiye çevirip ondan sonra tekrar arkadaş olmuşlar. Bir diğeri yani uzun yıllardır sevgili olmuş ve cinsel doyuma ulaşmış en yakın arkadaş olmuş çiftler. Bir diğeri de arkadaş olarak başlamış ve başka iki tane insanla evlenip arkadaş olarak kalmaya devam eden insanlar. Geri kalanında zor. Ya bir alternatif olarak tutuluyorsunuz demektir. Kadın erkek fark etmez. Bazen kadınların da bu başına gelebilir. Erkekler de yanlarında arkadaş olarak bir kadını hani ya işte yoklukta gider. İşte ne bileyim etrafımda yörüngedir sonuçta. Daha iyisini bulamazsam buraya dönerim falan diye tutuyor olabilir. O ilgiyi seviyor olabilir. O onun hani o flört halini her an fırsat verse öyle gelecek halini seviyor olabilir. Bunu kadın da erkek de yapıyor olabilir. Tutkulu olan ilişkiler de bir kere yaşandıysa ondan sonra sonra geriye de bence dönmez. Yani Boş boşuna ilişkinizi rezil etmeyin. Ben öyle öyle sıçtığım ilişkilerim oldu. Onu da söyleyeyim. Biz arkadaş kalabiliriz falan deyip eski tutkulu ilişkimle arkadaş kalacağım diye ondan sonra işte bir boklar yiyip kendi o andaki ilişkimi berbat ettiğim şeylerim, senaryolarım oldu. Yaşamak bedava arkadaşlar. Yani işte gelir anlatırsınız burada bekleriz. <laughs> Ama yaşamazsınız diye. Ben size önceden anlatıyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Lütfen bizi takip edip beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Başınıza gelen böyle şeyler varsa, karşı görüşleriniz varsa da lütfen yazınız. Tez antitez güzel bir sentez doğurur. Dersiniz bitmiştir. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler. Sevgiler.